Ee, Şenol Güneş Spor Kompleksi bugün e, 40.000 bin e, surat da var tabii. 41461. Evet 461. E, seyirci bu sırada dolduracak. E, Trabzonspor artık e, tabii matematik olarak belli olmadıktan sonra hiçbir şey kesin değildir ama şampiyonluk için gün sayarken bir yandan da Avrupa kupalarında yer edinme, ikinci olabilme, lige tutunabilme yarışı da e, aynı hızla devam ediyor. Erman Hocam size ne e, hissettiriyor bu maç? Nasıl bir karşılaşma bekliyorsunuz ya? Bugün şöyle bir maç olur diye buraya gelirken düşündünüz mü? İyi maç olacağını zannediyorum. Değil mi? Yani e öyle bir beklenti var. Teknik vardı adam tabi. geldi tabii Beşiktaş'ta o ne yapacak ya? Çok yeni. Çok sabah akşam oradaymış sabah altıdan falan yatıyormuş Öyleymiş, falan. Evet bakalım yeni gelen adam enteresandır. Bir ne hareket yapar, ettir. bir şeyler Hı. yapar. Falan güzel bir maç olacağını, gollü bir maç olacağını zannediyorum. Zannediyorum. Peki bir yandan arkadaşlarım ekrana canlı görüntüleri de veriyor. Ee, şu anda tabii e, az bir süre var. Bunların hepsi içeri girebilecek mi? Bilemiyorum ki Mehmet. Çoğu giremeyecek. <laughs> Yani o kadar çok ilgi var ki özellikle Avrupa'dan çok fazla gelen tırmanspor taraftarı Şimdi, var. Şimdi Trabzon'dan gelen haberlere göre işte bu sene o sene mi geçmiş Trabzonlular. <laughs> bu tabii. sene önümüzdeki 3 sene falan demeye başlamışlar. O da bu sene o doğru, sene doğru. de gelecek sene hangi sene <laughs> acaba? Yani doğru. bu sene o seneyi geçmişler, bu sene 3 seneye başlamışlar. Genel haberler öyle. Doğru zaten. Biliyorum tabii. Yani ya ileriye yatırım yapacağız. Biz daha fazla bir şeyler kazanacağız falan diyorlar. E gittikleri yolda fena değil. Ferdi arkasında yani kadrolaşmada filan iyi şeyler yapıyorlar. Bakıyorum Beşiktaş'a, Fener'e, Galatasaray'a biraz onlar kendi mücadelelerindeler işte. Başkan seçilir mi, başkan kalır mı filan kaosu varken Trabzon ufak ufak bir şeyler yapıyor. Genç oyuncular alıyor bilmem ne yapıyor filan. Göreceğiz bunların hepsinin artısını eksisini önümüzdeki sezon başlayınca anlarız zaten. İlk beş haftada tabii, belli tabii. olur. tabii. Ee, şu anda e, sizler de e, yandaki büyük ekranlarda görüyorsunuz bir yandan içeri e, girebilme telaşı var tabii bir yandan iftar telaşı var evet. belki işte iftarlarını yapmak için bekleyip ondan sonra içeri girme hazırlığında olanlar da Giremeye olabilir çok e, ama dediğin doğru giremeyen de var. Ha, onlar Benim, da o atmosferi orada yaşamak istiyorlar. Aile arkadaşlarım genelde Trabzon'da olduğu için hepsi bana söylediler inanılmaz bir heyecan var Trabzon'da. Yani bu maçın üzerinde değil sadece. Bu nasıl etkileyecek takımı Mehmet? Yani bir yandan olumlu olabileceğini öngörmekle birlikte bir e, baskı, yaratabilir mi? stres yaratabilir mi? Trabzonspor'un şöyle bir durum var. Sadece bu maç değil, bundan önceki maçlarda da aynı kapasiteyi oynuyordu. Sadece sezonun sonu yaklaştığı zaman, şampiyonluk daha resmi olarak yakınlaştığı zaman daha da çok gelmeye başladı. Avrupa'dan inanılmaz şekilde bir yoğunluk var giremeyecek çok fazla var. Çünkü biletler satışa çıktığı anda öyle bir yoğunluk vardı ki saniyede bitmiş biletler. Öyleymiş ya. Beni bile arayan o kadar kişi var ki akrabalarımdan hani bir şekilde girebilir miyim Trabzon'da diye. Tabii uçak bileti falan da yoktu. Yok zaten hiç şu an gitme şansın yok. Dönüşte de yok. Alan bir ay önceden iki ay önceden rezervasyonunu yaptırmış durumda. Yani uçak bileti Trabzon'a şu an gitme şansın yok. İse sen de gidemezsin. Ya zaten giremeyecek de çok fazla kişi olacak. Dışarıdan zaten barkovizyonlar kurulacak bazı yerlere. Kurulmuş zaten ben şuradan evet, görüyorum. Bazı yerlere çünkü benim duyum aldığımda ben görmemiştim bunu şimdi onun üzerine söyleyeyim. Bayağı belirli özellikle meydanda çok fazla yer olacak böyle hmm. barko vizyon. Giremeyen gidemeyen maça çok fazla taraftar var Trabzon. İlgi çok büyük. E i̇şte bunlar tabii sezonun artık final bölümü doğal. Ne bekliyorsunuz Gökhan Hocam? Valerian, İsmail'in Beşiktaş'ı nasıl olacak? <laughs> <laughs> Vallahi milli mesaide Valerian İsmail bir anda e, torbadan çıktı geldi yani kimse beklemiyordu. <laughs> Tam oldu yani Pinariolar yani bir sürü yerli hocalar hatta herkes burada Şenol Hoca'nın geleceğini önümüzdeki sezon başında Şenol evet, Hoca'yla oğlum. başlayacağını evet. iddia ediyorlardı. Ama bir anda torbadan çıktı geldi ve Valerian İsmail baya bir iddialı geldi. Yani 3-4-3'ü ben yarattım der gibi geldi. Bir sezon başı Perelal'la ilgili konuşurken geldi. Lask'ta böyle bir dönem geçirmiş e, Avusturya'da. Yani e, orta sahayı mümkün olduğu kadar az kullanıp İngiliz var yani gerideki üçlüyle e, ilerideki üçlü topu buluşturup orada baskı yaparak kazanılacak toplarla çözüme gitme amacında. Baktığı zaman 3-4 zaman da sistemin bu. Gerekliliği de bu ama zevkli bir oyun mu olur? Eğer geriden ortada 5 yaşın alıştığı oyun sisteminin dışında bir oyun olacak. Ki hoca geldiği zaman bu sistemi hemen yerleştirmeye çalıştığı zaman e, kolay değil. Bu geçişleri sağlamak, oyuncu geçişlerini sağlamak, pozisyon geçişlerini sağlamak evet. e, kolay değil. En son işte milli maçta gördük. İşte, Fankosu, ilk defa bir üçlü oynadık. Üçlü maçta e, yediğimiz gol belki bu üçlüyle ilk defa denemenin nedeniydi belki. Belki dörtlü oynasaydık o golü yemeyecektik. Ama şimdi aynı problemle Beşiktaş yaşıyor. Beşiktaş'ın iyi bir kadrosu vardı. Geçen sene e, kupa bırakmadı diyelim. Bu sene aynı şeyi Trabzon yaşadı. Trabzon'un seyircisiyle e, beraber e, oynamaya yani şampiyonluğa inandıktan sonra her maçı full oynamaya başlar. Ama bu maç biraz daha ekstra gibi duruyor. Yani Avrupa'dan gelmiş sanki 3 maçı aldı mı da 8 maç içinde. kaldı. Yani biz 3'ten 2'ye e, indirelim işi diyor. 2 maç alıp şampiyon olalım. Beşiktaş işte da bunu görüyor. Evet. Ama e, yeni bir hoca. Yeni bir anlayış kendini ispat etme peşinde olan bir hoca bazen diyor yani bir şey ispat etmedi. Yok eğer bir şey ispatmasına gerek yoksa Önder Hoca da devam edebilirdin sözün sonuna kadar. Yeni bir hoca geldiği zaman tabii ki yeni bir sistemi yerleştirmeye çalışıyor. Kolay değil ama burada çıkan oyun önemli. Nasıl Fenerbahçe e, Trabzon'a karşı oynadı çok iyi mücadele etti. Berabere kalmasına rağmen her seyirci sevdi bu işi. Takımıyla gurur duydu. E şimdi aynı şeyi Beşiktaş bekleyecek yani. Burada kaybetmesin, kazansın ve iyi bir oyun oynasın. Önümüzdeki sene için bir ümit versin. Herkesin beklentisi bu bence şu anda 5 Peki R.A. Hocam siz e, kafanızda nasıl bir oyun öngördünüz? Ne bekliyorsunuz bugün? Trabzonspor'dan ve Beşiktaş'tan nasıl bir senaryo olur? Maç başlangıç senaryosu. Şimdi Trabzonspor e, saha düzene olan bir takım. Sezon başından Tabii. beri zaten o ritmi yakalamış. Herkesin rolleri belirlenmiş. O düzen içinde hem ucum hem savunmada hareket eden bir takımdan bahsediyoruz. Yani sadece organizasyonun far, doğru olumlu farkıyla da zaten ligde uzak ara şu anda lider. Evet. Bugün onlar için handikap ne olur? Savunma dörtlüsü komple. Mesela sezon başındaki savunma dörtlüsü değil. Solbek İsmail oynuyordu. Sabek Perez oynuyordu. Mesela iki tane stoperi Victor de Edgar. mesela Edgar'lı ile Victor e, oynuyordu. Şimdi böyle bir dörtlüden farklı bir dörtlüye evrildi. İşte sakatlıklardan dolayı özellikle hem Trabzon için hem de Beşiktaş tarafına geldiğimizde bana göre evet hepimizin milli gibi saicinin futbolun her zaman yani kalbi orta sahadır. Orta sahada maçlar kazanılır veya kaybedilir. Şimdi bu düzen içinde oynayacak bir Trabzonspor var. Beşiktaş takımını nasıl? Bunu referans aldık Trabzonspor'u. Peki referans alacağımız bir oyun, bir düzen var mı? Şu an için yok. Yeni bir teknik adam geldi. 3-4-2-1 gibi. Ben ona 3-2-5 diyorum o sisteme. Çünkü üçlünün önünde ikili oynuyor. Canla Joseph oynuyor bugün işte. 5 kişi de önde. Yani Trabzonspor'un bugün sıkıntı yaşığı eğer bunu çözerse e, sağ içine rahat bir maç oynar. Yoksa sıkıntı yaşar. Bu sefer Beşiktaş ra rahat maç oynar. Ne biliyor musun? Beşiktaş kadrosuna baktığında e, özellikle Kad, hocam. Kadro yapısında Beşiktaş kadrosunda Batu arkasındaki ikili kim oynuyor? Biri Gezal. Diğeri Teşer. 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 İkisi de topa sahibi olarak oynar mı? Oynar. Top teknikleri iyi mi? Top kullanır. Oyunu kurarlar. Kur... Var bu değil mi? Kesinlikle. Şimdi e, Valerian İsmail'in 5 tane takımına baktığımızda baz aldığımız Ender topu hiçbir zaman talep etmemiş. En fazla kaçta oynamış biliyor musun top oynama yüzdesi? çalıştırdığı takımların yüzde yetmiş. Beşiktaş şu ana kadar neyle oynuyor yüzde elli? Yüzde seksen üçle oynuyor. Yani daha çok pres ve topun kaptırıldığı yerde karşı presi uygulayan, 3-2-5'e oynayan. Gönder, orada yani Genelde tabii. Hatta şimdi şey Gökhan Hoca'nın söylediği gibi, Avusturya'da çalışan teknik adam başka ligimizde kim vardı? Aynı bu oyunu biz referans almıştık, konuşmuştuk seninle Göztepe'de. Hatırlarsın. Yani, Göztepe'nin bu tarz bir oyunu vardı. Evet. El Maestro. El Maestro. Şimdi Avusturya'da aynı çalışmış bir teknik adam var Başiktaş'ın başında. Her zaman da onlar Red Bull Salzburg'u örnek alırlar oyunu böyledir çünkü. Ve de bugün özellikle 3-6-1'e dönecek oyunda Trabzonspor'un orta saha paylaşımı çok önemli. Çünkü solda Enkut'u oynatabilir mi? Oynat, oynatmıyor. Lerner'i oynatmıyor, Kenan Karaman'ı oynatmıyor, Güven'i oynatmıyor. Apayrı bir profilde bir oyuncu oynatıyor. Ne 10 numara profilinde topa sahip olacak oyuncak Teşere'yi oynatıyor. Şimdi solunda evet. Yani kendi sol tarafında. E sağ tarafında ters ayakta Gezal oynuyor. Orta sahaya geldiğinde Rıdvan'la Rozel de çıktığında Can'la Josef'le altılı bir orta saha olur pas trafiği. Bu pas ağını Trabzonspor'u keserse çok rahat maç oynar. Kesemezse sıkıntı neye yaşar? Hem savunma dörtlüsü hem de savunmanın merkez Tandeminde e, sıkıntı yaşayabilir. Çünkü birbirine çok uyumlu ikiller oynamıyor. Her zaman da söylüyorum futbol bir ikiller oyunu. Trabzonspor'un bu ikiler özellikle savunma düzeni değiştiğinde e, buna orta sahada çok doğru bir şekilde oyunu kesmesi gerek Trabzonspor'un. Tabi Trabzonspor'un da oyununu en son söyleyeceğim referans aldığımızda da yani fiziksel tempo yapacak bir takım değil Trabzonspor topla tempo yapacak bir takım. Düşün Seopis'in önünde Bakasetas, Abdülkadir Ömür, önünde Caneni, Vişka, Vakeme evet. bunlar hep ofansif Yüzüm, gücü hayal kurduran rakip yarı alanda o üst bölgede problemi çözen çok beceri yetenekli ve o kombinasyon, ucun kombinasyonunla da çok iyi işler çıkartan bir ucum hattı Kazanma var. Kazanma odaklı. Yani onun için e, bir yerde yeni bir teknik adam, bir yerde bir teknik adamın inşa ettiği sahiçi düzeni çok başarılı bir Trabzonspor var. Ama Beşiktaş'ın da şunu söyleyeyim, ben reaksiyon vereceklerini düşünüyorum. Yani Önder Hoca ile gelseler farklı bir sağ içi düzene olurdu. Hem sağ bench kenarda da sağ içi disiplini ve konsantrasyonu açısından <laughs> ama Valeri'nin ile... daha sağ içine reaksiyon verip çok yüksek tempolu ben iyi bir maç ben de bekliyorum. Peki o zaman şöyle yapalım dilerseniz. Seton'un ilk yarısında oynanan maçı bir hatırlayalım. Üzerine burada hem e, takımların bu zamana kadar e, hangi rakamlarla geldiler, oyuncu karşılaştırmaları gibi biraz daha detaylı bir şekilde ee, karşılaşma öncesinde değerlendirmelerimizi sürdürelim. Bu arada e, arkadaşlarım Trabzon'dan da sıcak bir gelişme olursa yine canlı bağlantılarla o atmosferi yaşatacaklar bize. Hadi gidelim ilk yarıdaki maçı bir hatırlayalım. Hemen devam edeceğiz. Evet belli bölümlerde tansiyonda yükselen bir karşılaşmaydı ilk maçı şöyle evet. bir hatırladığımız zaman bilemiyorum o maçtan bu güne bir şeyler sarkar mı yok. ama e, öyle yok. bir atmosfer de yok. Hiç Gayet Maç öncesi açıklamaları da gördüm. Gayet dostane, e, güzel açıklamalar. Şimdi e, şöyle bir bakıyorum iki takımın sezonun bu noktasına gelinceye kadar 30 haftada nasıl rakamları olmuş? E, 10,9 şut ortalaması Trabzonspor'un. 5,6'sı isabetli. 11,1'e 5,7. Çok yakın rakamlar. Evet. Ee, gol ortalaması Trabzon'un biraz daha yüksek. Topa sahip olma ortalamaları birbirine yakın. Daha fazla köşe vuruşunu Beşiktaş kullanmış. Başarılı pası Trabzonspor'un daha fazla. İkili mücadelede de Trabzonspor biraz daha önde gözüküyor. Gol dağılımına da bakalım. Dakikalar itibariyle hangi dakikalarda gol atmış bu iki takım daha fazla? Şimdi maçın ilk bölümünde Trabzonspor'un dikkatinizi çekiyorsa ilk 45 dakikada 32 gol kaydettiğini görüyoruz. Evet. 32 gol 19 gol. İlk 45 dakikada daha fazla gol üretmiş Trabzonspor. Beşiktaş ikinci yarının başında birbirlerine yakın iki takımın rakamları. Zaten toplam gol sayısı açısından da bir 14 gollük fark var arada. Son bölümde daha az özellikle 60-75 arasında daha az. Belki de skor üstünlüğünü almanın biraz daha oyunu kontrol etme... E, yönü o. Böyle bir görüntüsü var. Ama bugün hep konuştuk ya bu 3-4-3 düzeni biraz daha farklı bir şeyler görmemize sebep olabilir Beşiktaş açısından. E, şimdi Abdullah Hoca'dan çok konuştuk Erman Hoca. E, geçen sene takımı aldığından itibaren bir takım şeyleri adım adım geliştirdiğinden e, takımla beraber Önce şehre de kendini sevdirdiğinden, evet. o aidiyeti gösterdiğinden bahsettik. Abdullah Hoca açısından da aslında bu sezon, hani bu sezon o sezon kavramının bir parçası. Onun kariyeri açısından da bir dönüm noktası bu. Hem Abdullah Hoca hem de Valerian İsmail için maça çıkarken... Bir de onların gözünden bakmak lazım Onlar açısından da bir değerlendirmek lazım Bir tanesi Türkiye'de ben varım diyecek İlk maçına çıkıyor Diğeri ben ilk şampiyonluğumu kazanacağım ee, Hani Bir büyük maç oynuyorum evimde O galibiyetle bunu pekiştirmeliyim Diye düşünüyor belki de Bir de o gözle bakalım Teknik adamlar açısından Nasıl yaşandı bu maç şu ana kadar ee, Bu 90 dakika Onlar açısından ne ifade ediyor Hocam o kadar uzun anlattık Çok Teknik uzun konuştum için, Yani, ya. Abdül... Ya, bayağı bir ne ellerden geldim. anlattın ki. Abdullahcı Abdullah Avcı için bir şey yok abi devam ediyor Abdullah Avcı. Yani maç maç devam ediyor Abdullah Avcı. Yani belli oranlarda ne yapacağını biliyor. Elindeki kadroyu biliyor ki çok sakatı var Abdullah Avcı'nın. Sezon başındaki takıma göre. Özellikle. Baktığında bayağı eksik var. Savunma yok. O, savunma yok. Hem de çok iyi oyuncuları eksik. Abdullah Avcı'nın öyle oldu halde yine de gidiyor öyle veya böyle. E Beşiktaş'ın hocası çok yeni. Yani Beşiktaş hocasının ne yapacağı bizim için önemli. Abdullah Avcı'nın ne yapacağını zaten biliyoruz. Şimdi Abdullah Avcı öteki hoca kalsaydı Beşiktaş'ta onun ne yapacağını kestirebiliyordu. Ama bunun ne yapacağını kestiremiyor. Sahaya çıkacak, nasıl oynatacak, ne yapacak? Abdullah Avcı için bir zorluk, yeni bir teknik adamla karşılaşıyor. Yeni bir teknik adam ne yapacak? Abdullah Avcı da ona göre bir şey yapacak. Şimdi yeni teknik adam Trabzon'u biliyor mu? Herhalde Trabzon'u sabah akşam seyretmiştir. Çalışmıştır. Sabah akşam altı seyretmiştir. Altıda geliyormuş işte şey <laughs> Tamam da işte sahada oyuncak altı. olan futbolcu. Altıda işte gelip ne yapıyor Allah'ını Abdullah <laughs> Hoca yapacağını yapmış zaten belli yani. Bu sene yapacağını yapmış. Yok yok veleden well, İsmail. Tamam da altıda gelince ne oluyor ben onu merak ediyorum. Oyuncu geldiğinden önce şöyle gidiyor işte. Dükkanı şimdi erken açıyor. İyidir. Hocam şöyle şimdi Trabzon'u herhalde defalarca seyretmiştir. Kesin. Bir Trabzon'daki at atmosferi de bilmiyor. Ama seyretmiştir. seyretmiştir Şimdi seyredince futbolcularla da konuşuyordur. Tabii. Ne yapması gerektiğini falan. Y yeni bir adam. Şimdi Abdullah Avcı için bir dezavantaj tanımadığı bir teknik adam. Yani nasıl çıkacak, ne yapacak, nasıl oynatacak. Tabii. Abdullah Avcı ona karşı ne yapacak. Abdullah Avcı'nın işi oradan zor. Değil mi? Tabii. Eski teknik adam kalsaydı onu biliyordu. Ne yaptığını da biliyordu. Umudun taş baş yarar. Onun için Abdullah biraz kontrolü olacaktır zannediyorum. Ee, Mehmet şimdi şehrin tabii şu gördüğümüz görüntü artık net bir şekilde havaya girdi ve gün saydı. Ee, Trabzon takımının da e, hani bugüne gelinceye kadar çok iyi işler yaptığını hepimiz kabul ettik. Evet. Bu maçın örneğin berabere bitmesi Trabzon'lu ya da Trabzonspor cephesini rahatsız eder mi? Yok. Tabii ki kimse kaybetmek istemez. Beşiktaş'a şey sonuçta. eder mi? Ee, bir derbi maç oynuyor. Ya, yani büyük için... kaybettiği kadar be, be, Ama... Beşiktaş'ın skordan daha önemli parantez için şunu sorduğun için söylemenler. Sağ içindeki organizasyonu, coşkusu, disiplini bana göre Beşiktaş'ın kazanıp kazanmasından daha önemli. Hoca'yı Taraftarın kazanacak mı? anladın mı? Görmek istediği olay bu. Yani e, daha böyle sağ içinde, sağ içinde... Çok yüksek böyle enerjiyle oynayan bir Takım görüntüsü ha, verecek mi? Bana benim. göre Beşiktaş taraftarı ha. onunla ilgileniyor. Uzun uzadıya anlatmaya çalıştığım şeyi bakın Berat ekranda... Beşiktaş'a karşı nasıl hazırlanacağımızı bilemedik. Ben doğrusu. Yani, <laughs> hoca sonuçta... Hocam. Ya bu yani durumu... E, ya. Öyle işte. Hocam Trabzon'un ne Yeni bir hocaları var. Işte. Tüm ihtimallere karşı hazırlandık. Taraftarımıza galibiyet armağan etmek istiyoruz. Soyunma odasında ve şehirde festival havası var. Hakikaten Ş var. Yani Abdullah şeyin... Hoca herhalde bir hafta Beşiktaş'ı değil de yeni hocayı analiz ettiği Tabii. gibi geliyor artık. Ya Valer'in İsmail'i göreceğiz zaten Hocam, burada. Hocam Valer İsmail yapacağı şey eğer Beşiktaş takımı iyi oynayıp kazanırsa hani yıldızlı peki iyi. İyi oynayıp berabere kalırsa iyi ama kötü oynayıp kaybederse diyecek bir ya, şey yok zaten. Avantajı da dezavantajı da göreceğiz. Yani, yani. Beşiktaş hocanın farkını göreceğiz burada ama bence onun şanssızlığı ne olursa olsun... E, Trabzonspor'a karşı oynamak. Belki iç sahada oynamış olsaydın daha farklı bir ambiyans olabilirdi ama Trabzon'a karşı oynayacaksın. Zaten deplasman kuralı var. Beşiktaş taraftarı da gelemiyor buraya. Full bir taraftara karşı oynayacaksın. Çok iyi bir takıma, Ligin en e, iyi oynayan, en güçlü oyunu oynayan bir takıma karşı oynayacaksın. Bence hocanın birinci maçı olmasındaki ben şanssızlık olarak tutuyorum. Oyuncular kesinlikle bir reaksiyon verecektir. Bu Rea Hoca'ya onda katılıyorum. Çünkü e, Beşiktaş yanılmıyorsam 8 haftada 2 tane galibiyeti var. Ben sana fikirde değilim. Şansı. Evet. Yani malum olursa ne olur? Trabzon'a yeni geldim. Birinci baş malum oldu. Ama bir şu var hocam. Ben tersi diyorum. olursa avantajı olacak. Ben ilk geldiğinde şöyle bir şey söyledim. E, 8 haftalık üzerine geliyorsan şimdi yeni bir hocayı 8 haftada değerlendirebilirsin. Ama eğer kötü giderse Beşiktaş adına, İsmail Hoca adına yeni sezona başlarken kafanda hep sorunlar olacak. Ben şöyle bir düşüncem olurdu. Eğer ben hoca olmuş olsaydım, eğer Beşiktaş bana teklif yapıyorsa burada hatta biz e, Gökhan Hoca programdaydı beraber konuştuk. Ben bunun bir risk olduğunu söyledim. Buradaki 8 haftada göstereceği performasyon form grafiği hocanın geleceği için biraz daha ya olumlu ya olumsuz sıkıntıyı atabilecek durumda olunca? düşünüyorum ben. Yani ben alırım anlaşırım 8 hafta sonra yeni sezonu başlarım. o zaman ya bu Trabzon maçı geçsin öyle geleyim mi derdin? Hocam yok seni alacaksalar zaten bak ben dışarıdan alırım oyuncularım takımı izlerim yeni sezonu planlamasını yaparım yeni sezonu öyle başlarım. Şu 8 maçta Beşiktaş takımı iyi futbol oynamadı skorlar da kötü giderse. E, ...herkesin kafasında bir soru işareti olmayacak mı yeni sezona Valerian İsmail'e başlayacağız diye? Kafada olacak diye düşünüyorum. Bu maç onun için hem e, avantaj hem dezavantaj. Onu da kendi belirleyecek. Trabzonspor'un zaten nasıl oynayacağını sen de söyledin. Onu biliyoruz. Beşiktaş nasıl oynayacak? Biz ona bakmamız lazım. Oyuncular zaten kaliteli oyuncular. Sezonun başından beri biz şunu söylüyoruz. Sezonda iki tane çok iyi kadro vardı. Şampiyonluğa en yakın kadro. Biri Beşiktaş kadrosu, biri Trabzonspor kadrosu. Şu an yan yana geldiler. Ama sıralamaya baktığın zaman açık ara önde olan bir Trabzonspor takımı var. Birçok farklı fonksiyonları olabilir bunun. Ama yani, hocayı bence burada nasıl oynayacağını kendi belirleyecek. Trabzonspor'a karşı nasıl oynayacağını. Şunu söyleyebilirim. Mesela Abdullah Hoca beşli bir top rakipteyken bir Beşiktaş takımı değil mi? Beşli bir savunma yapacak büyük olsa. 5-4-1 evet. gibi dizilecek. Yani burada e, genelde e, az adamla nasıl hücum yapacak? Yani mühim olan bu. Yani hem kit hem onları kitleme hesabı oynaması yani buna dikkat edecektir. Bir de en önemli bu 3-5 e, 3-2-5'te ender e, bana göre geçişlerle ilgili. Mesela Trabzonspor bir geçiş takımdır. Abdullah Avcı antrenöründe de buna çok önem vermiştir. 3-2-5 yani 3-4-2-1'de bu geçişi e, kapatabilecek, geçişi kontrol edecek Trabzonspor'a top geldiğinde doğru bir ziliştir. Yani bu yalnız Beşiktaş Trabzon genelinde söylemiyorum genel anlamda sistemle ilgisi 3-2-5 oynadığında bu sistem öyle diyorum 3-2'de geçiş yeme ihtimali zor. Mesela 4-3'de 4-1 mesela kalıyor. Farz edelim 3-5-2'de bir tane oyun kurucu, 3'ün önünde bir tane oluyor. Ama burada iki tane orta sağ, üç tane stoperle bu geçişi zorlanabilir. Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın mutlaka buna daha çok işte Vakema, Vişka ile daha genişlikten oynayarak bu geçişi de bir şekilde evet. e, tölere tolere etmesi gerekir. Yani biz zehre panzehir çıkarması gerek Abdullah Avcı'nın. Abdullah Avcı az önce de gördüm. Valeri İsmailin daha önceki e, maçlarını da yönettiği takımların maçlarını da e, izledik, baktık. Hani Tabii, üçlü evet, bu evet. sezon bir kere oynamış çünkü Beşiktaş diyor. Ve so, e, 8 sol bek kullandım bu sezon, kolay değil. Savunmanın merkezinde Türkiye'nin en formda tandemini doğru, kaybettim. Doğru. Haklı. Hamçık gibi bir oyuncu iki aydır kullanamıyoruz. Organizasyon bizi ayakta tutuyor ki onu hep söyledik. Bu eksikleri olmasa bugün belki de şampiyonduk demiş Abdullah Hoca. Doğru. Yani evet, ona rağmen şimdi, bu arada bu kadar fark var. Buna güzel bir şey bulacağım. Şimdi sol Solbek Boğaz'la onun önünde Bekayem'e oynuyor. Beşiktaş'ta sağ tarafta onun karşısında Rozier'le Gezal oynuyor. Yani Beşiktaş takımının esasında Gezal en formlu adamı son zamanlarda. Bekayem'in geri dönüşü yok bu kız bence oyuncumu seven bir oyuncu. Orayı boşluk bulacak. Aynı ha. şekilde Beşiktaş'ın da e, şey, Trabzonspor'un da sağ tarafı Biskan'ın gidişi gelişi var. E, gerisinde oynayan Dorukhan Beşiktaş'ı tanıyor zaten. Orada oynayan Rıdvan'la Tekşara gibi duruyor şu anda. Oraya sanki bariz bir üstünlük sağlayacak gibi duruyor. Baktığınız zaman oyunun kopma noktaları da orası kenar olacak oyuncular, gibi duruyor. Dediği gibi iki ya, takımdaki de, kenar oyuncular çok büyük. Yani ama, belki maçı çözecek evet, oyuncular ama onlar olacak. olacak. Dörtlü sistem yok. Şimdi böyle 3-4-2-1'de e, mesela Vakeme ile eşleşecek. Beke beke bastırıyorsa evet. E, Valerian İsmail Rozier gidip Poğaç'a basacak. Beke beke o sistemde. Tamam. Vakeyme ile oyuncak güçlü stoperde Wellington oraya i̇şte kayacak. İşte ne kadar yapabilecek Vida, hocam, Mer Vida, Vida, Vida merkezde savunma lideri solunda da e, Montero. Doğru. Yani Farklı bir yani, e, Sağ içinde düzen ve Karşılamalar konumlamalar olacak Bunları Şu uygulayabilecekler de. mi hocam Dediğim gibi Beşiktaş takımı çok fazla oynamamış bu sistemi Sistemlere takılı kalmamak lazım Ben de katılıyorum ona ama e, Şimdi karşısında oynayan oyunculara da bakmak lazım Şimdi Rıdvan bu sistemde oynuyor Rıdvan oynuyor bu tarafta da Ro Rozier oynuyor Şimdi karşılarında oynayan oyunculara bak Dorukhan'la i̇şte, şey şimdi, onu yapacak heh. mı yoksa yoksa Gezalla mi çıkaracak? Yani i̇şte normalde mesela Avrupa'da mesela referans aldığımız bu evet. sistemde iyi takımlar ne yapıyor? Beke bekle basketbol. Basket buna evet. bakacağız yani oyun başlığında net onu, göreceğiz Ezbere orada söyleme. Orada zaten bence bir 15 da, dakikada. Tabi, ya sistem 3 4 değil. Rakamlar önemli değil. Evet. Ya burada felsefeler. Bir antrenörün verdiği derinlik en önemli budur. Yani oyun farkını o oy yaratır. Işte, yoksa hocam. rakamlar değil. işte az önce onu söyledim. Beke back bekle bastıracak. Yoksa bekler geride kalıp beşli bir savunmada. Yani, Önde bir mesela top yapacak. Trabzon'dayken e, solda Teşer'e veya e, Beke şeyin basacak. Gezal mı? Onu ya göreceğiz. Kenarlar başlığında. çok önemli şimdi. Çünkü Değil iyi oyuncular da de, var yıllar alemin içinde 3-5-2-4-3-4-3-4-2-4-5-6-16 abi hiç aklım almıyor <laughs> bu işi. Abi 4-3-3 çıktın. Birisi öne gitti. 4-2-4. Birisi arkaya gitti. 2-3-4. O geldi 3-5-2. Şimdi sahaya çıkacaklar. Bakacaklar abi kim nereden çalışacak? Kim evvel görecek onu, ona girerek edecekler. Bu kadar basit. İki teknik adam çıkacak ki burada yük Abdullah Avcı'ya düşüyor. Çıkacak, bakacak. Eğer Abdullah Avcı iyi götürüyorsa o düşünecek. Götüremiyorsa Abdullah Avcı düşünecek. Yani futbolda şu abicim ya, iyi tarafını karşı tarafa yükleyeceksin, karşı tarafın iyi tarafını pasifize edeceksin. Şimdi göreceğiz sağda, 20 15 dakika sonra belli olacak. O zaman hangi işte, taraf hangi tarafa çalışacak? Kontrolü geçecek gibi hocam. Yani çünkü bel altı mı? Bel üstü mü? Nasıl 4 -4, bir şey dört, olacak? 4, 4 4 3 hiç ben anlamam abi bu işlerden. Şimdi çıkacağız. Bakacağız. Ne olduğunu göreceğiz zaten. İlk 15 dakikada belli olacak. Valerian İsmail'de biz evet. futbolcuları tanımaya ve kendi prens, prensiplerimizi Oyun oturtmaya odaklandık. Evet. Kolay da değil diyor. Eksiklerimiz vardı. Milli futbolculardan da faydalanamadık. 3 gün hep birlikte çalıştık ve neler yapabileceğimize odaklandık diyor. Hakikaten kolay değil. Ya yani şimdi yok. adamın işi gelir gelmez liderle oynuyorsun. Eee liderle, gibi, liderle, liderle diyorsun, oynuyorsun. Liderle oynuyorsun. Bu 8 hafta oyunda takım ya e, Yani senin için öyle ya da böyle. Ben e, önce dedim avantaj. Gelecek avantaj. yılı etkileyecek. Nereden bakarsan. Avantaj. Ya onun için Şimdi söyle Önder Hoca yani Sergen Önder Hoca geldi. İlk iki hafta sonra her şey yolundaydı. Süper Kupayı aldı. Her şey yolundaydı. Sonra 3 hafta sonra bir anda Önder Hoca sezon sonu görecek olan Önder Hoca. Ya. Gitti. Yerine bir anda Valerian İsmail geldi. Valerian İsmail ligin kalanının 5'te 1'inde takımın başında. Yani kısası önemli bir 8 maç. 8 maç. 8 maç. maçla dediğim gibi bir referanstır hoca için. Yani biz 4 maçta giden hocalar biliyoruz yani. 4 maçta 5 maçta biraz önce. Burada 8 maç gibi yani uzun bir süre önünde. Ülkede bir maçta giden hocalar evet. var ya biri. ne kadar anlaşma yaptı? Ne ne bir buçuk Hı, yıllık. Hocam 8, 8 artı bir artı bir herhalde. 8 maç artı bir form durumu. Sonra opsiyonlu bir. Sonraki opsiyonlu esas bir buçuk yıllık yani. Bu 8, 8 maç artı bir. Bu 8 maç ama ha. gelecek seneyi. Ee, Valer e, Valerian İsmail'le başlamayı ve onun çalıştırmasını etkileyecek bir 8 maç devam değil. devam eder ama şu var yine de değil. kafada bir soru işareti olur mu? Olur. Referans olur. Ona, ona olur. Ona olur. olur. Ona olur. bir kere her şeyden önce taraftarın İki maç, kafasında üç olur. 2 maç 3 maç değil 8 maçtan bahsediyoruz. İki, Peki iki Beşiktaş yönetiminin yaptığı doğru mu yanlış mı? Valla ben olsam ben 4 ben. Ile bitirirdim. Ben Bence ben, benim düşünceme göre doğru. Öyle Önder Hoca'da belirsizlik ne olacağı belli değil. Yani Önder Hoca devam etmeyecek. Oyuncu performansları geriliyor. Ciddi sıkıntılar var. Bunu görüyorduk daha zaten. Daha önce yapabilir Bence daha önce kesinlikle yapması yani gerekiyor. Daha önce lazım. Bence kupa maçından falan önce yapması gerekiyordu. Kayseri elendi evet. falan, elendi falan onun önce yapması gerekiyordu. 8 maçta takımı da tanır. Seneye bir yapısal hazırlık yapar, düzeni kurur. Kaybedeceği bana göre de bir şey yok. Hani ne kadar yıpransa da bizim ülkemizde ama doğru bir şey e, yaptı bana göre yönetim. Bu seneden takımın net bir fotoğrafını çekecek. Aa, diyecek ki bu oyuncularla devam ederim. Ona göre sene transfer yapıp daha böyle sezon başı daha bildiği bir takımla başlayacak.